Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar 29 Temmuz 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayım değerli arkadaşlar değerli kardeşler öncelikle YouTube'un uyardığı üzere teşekkürlerimi sunuyum çünkü YouTube ana sayfamda yani e, açar açmaz 25 bin aboneye bak kullanıcılar kanalını seviyorlar e, seni seviyorlar diye bildirimde bulunuyor ben de hepinizi seviyorum Allah razı olsun destekleriniz için. E, ben şunu söyleyeyim. Yanlış anlaşılmaya çok müsait birçok ifade oluyor. Arkadaşlar karşınızdaki kişinin niyetini, kim olduğunu vesaire bilirseniz yanlış anlaşılma bence olmaz. Bakın siz beni tanıyorsunuz. Benim niyetimi biliyorsunuz. Benim amacımı biliyorsunuz. Şu anda herkese açık bir sır veriyorum. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında başkanımız Ali Koç'tan bir ricam vardı. Allah razı olsun beni kırmadı. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kardeşimizi maçta konuk etti. Ben de görsellere var, üyelerle de paylaştım. Ee, belki aklınıza takılır, belki yanlış anlarsınız. İşte hocam Ali Koç savunuculuğumu yapıyor, işte Ali Koç yancılığımı yapıyor diye. Ben bir video çektim 3-4 gün önce. İşte Fenerbahçe'nin en büyük transferi diye. Orada şunu anlattım. Fenerbahçe aslında bir akıl transfer etti. Bir yapılaşma transfer etti. Jorge Jesus ve ekibine dedi ki al istediğin gibi daya döşe. Takım senin dedi. Şimdi sosyal medyaya bakıyorum. Akrabalarımla konuşuyorum. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Farklı takımlı arkadaşlarımla konuşuyorum. Diyorlar ki abi hep bir yere yükleniyorsunuz. Yani forvet eksik. Kanat eksik. Bunu hani dışarıdan Galatasaraylı olarak, Trabzonsporlu olarak biz görüyoruz diyorlar ya. Ya biz görüyoruz diyorlar. Yani e, lamı yok. Bunu dışarıdan biz görüyoruz diyorlar. Siz nasıl görmüyorsunuz diyor. Ben diyorum ki ya arkadaş Jesus'a emanet edildi. O ne diyorsa o. O ne diyorsa o arkadaşlar. Ali Koç'un bile bir hükmü yok. Bakın Ali Koç eleştirilecek son adam şu anda. Bak bu sezon için diyorum. Son adam. Ama sosyal medyadaki bazı troll arkadaşlar çıkıyorlar. Ya işte Burumayı Ali Koç önerdi. O da kabul etti. Emre Mor'u Ali Koç önerdi. O da kabul etti. Bir kere şunu söyleyeyim. Bu Jesus'a karşı terbiyesizlik. O zaman bu adam hiç futboldan anlamıyor. Bu adamın ekibi boş. Bu adamın ekibi hiçbir şeye yaramıyor. Boş yani boşa milyon eurolar ödeniyor. Doğru mu? Doğru mu Samet? Samet bak doğruysa doğru diyeceksin. Başkan diyeceksin. Doğru, doğru mu? Yani arkadaşlar bak şunu söyleyeyim. Bu Penza diye bir adam var. Ali Koç gitse dedi ki ya bu ligde kral olduydu bu gol kralıydı şimdi gitti ama pişman 5 milyon euro alabiliriz dese. Jesus ne yapacak? İyi alalım mı diyecek. Yoksa bakayım inceleyeyim. Bakayım inceleyeyim diyecek. Bakıp inceledikten sonra ne diyecek? E, gelsin o zaman diyecek. Yani boşuma gitti diyecek. Şimdi bu ne demek? Jesus'un onayıyla alınıyor demek. Yani Ali Koç önerse bile Jesus inceleyip sık dokuyup alıyor demek. Ne olur bak kelime oyunlarına takılmayın. Şu ana kadar yaptığımız 7 artı transfer. Ee, yani bırakın da biraz da şımarayım. 25 Temmuz, 28 Temmuz'da yapılan kaplar. Ee, ki adamın bir tanesi çok net bir şekilde 25 Temmuz, 28 Temmuz'da kap var haberiniz olsun. İşte 7 artı transfer olacak. Görün bakın Ali Koç ve Jesus'a karşı söylüyorum. Fenerbahçe başkanından daha mı iyi biliyorsun? Estağfurullah haddime değil ama daha iyi biliyorum. Cesareti kolay değil. Bu kanalda bunları duydunuz. Ben şimdi şunu söyleyeyim. <laughs> Jesus'un onayı vermediği hiçbir Allah'ın kulu gelmez. Hiçbir Allah'ın kulu gitmez. Haberiniz olsun. Muhammed Gümüşkaya 500 kere gönderdiydik. 500 kere. Ali Koç'a kalsa. Burak Kapacak 1 milyon kere gittiydi. İsmail Yüksek 800 bin kere gittiydi. Bak ben size söylüyorum. Harbi harbi söylüyorum. Atilla Salah 2 önce gittiydi. Ali Koç'a kalsaydı. Yani eğer Ali Koç ve ekibi şey yapsaydı. Bunu bilin. Luan Perez Fenerbahçe için İstanbul'da. Fenerbahçe'nin transferi için Marsilya ile anlaşma sağladığı Luan Perez İstanbul'a geldi. Arkadaşlar Bakın ben bildim demek çok itici geliyor bana. Farkındaysanız ilk ben söyledim, son ben söyledim. Umurumda değil, karışmıyorum. E, karışmayacağım da isteyen istediğini söylesin. Tek ricam şu Fenerbahçe çatısı altında birleşelim. Yalvarırım bak. Bu sene Fenerbahçe'ye destek olma senesi. Şimdi Kim Minji'ye gitti mi? Gitti. Fenerbahçe kasasına 18 milyon euro girdi mi girdi? Detayları da dün anlattık arkadaşlar. Ne kadar olduğuna bakmak isterseniz orada yazıyor. E, Fenerbahçe yeni stoperini buldu. Hayır. Fenerbahçe yeni stoperini falan bulmadı. Luan Perez transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi. Havalimanında kısaca şunu söyledim. Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarı sahada her şeyini veren bir oyuncu görecek. Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum demiş. Şimdi 5,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecekmiş arkadaşlar. Öyle söylüyorlar. Yani videolarda ne söylediysem o. Bir şey demiyorum. Ben konuşmuyorum. Videolar konuşuyor. Hatta videolar çektiğim tarihi de belirtiyorum ki yani kolaj videosu olduğunu bilin bazı videoların diye bu video 29 Temmuz'a çekildi. Saat gece 01.07 sabah ilk izleyin diye sabah yoksa 7'de kalkacağım ben normalde. Eee sanayi şey, 8'e doğru kalkacağım. Sanayide falan işim var. Sizler ma e, mahrum olmayın. Her gün 10.30 16.30 21.45'te video izleyin diye uğraşıyorum arkadaşlar. Şimdi Luan Perez başlangıçta sol bek için alındı. Doğruyu söyleyeyim. Ya bende kıvırma yok, yalan yok. Videolarda da açıkladım. Adam daha geçen sene 4,5 milyon euroyu aldılar. 2025'e kadar sözleşmesi var. 7 milyon euro piyasa değeri var. 50 maç oynamış. 22'sinde solda 28'inde sol stoper oynamış. 3 asist yapmış. Bu arada Gustavo ile birlikte de, de oynamış geçmişte. Şimdi Gustavo Henrique'yle ilgili bir şey söyleyeyim size. Gustavo ile ilgili bir durum var. İptal diyen arkadaşlar var. Tam olarak iptal değil. Tam olarak imzalanmadı ama ben imzalanır diye düşünüyorum. Gustavo Henike'nin mevzusu şu. Arkadaşlar, bak dakikayı çok uzatmış olacağım. Hakkınızı helal edin. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Beğendiler arttıkça izlenme artıyor. Gustavo Henike'nin olayı şu. Biz Gustavo Henike'ye ölü fiyatına bir teklifte bulunduk. Biz Gustavo Henike'ye bulunurken Lucas Perez'e de bulunduk. Şey Luan Perez'e de bulunduk. Biz Luan Perez'i Atilla Salayi satıp yerine düşünüyorduk. Atilla Salahi'yi satamazsak Luan Perez'i sol stoper şey sol bek oynatırız. Perez, Salahi işte yanındaki sağ bek o sahi diye düşünüyorduk. Hani Atilla şey Altay Bayındır kalede. Artık hemen hemen şekillendirdik ki İsmail Yüksek orta sahada, sağda da İrfan Can. Yani 3 tane Türk Süper Lig'de oynatacağımız 3 Türk'ü biz kafadan kurduğumuz için sıkıntı yok. Hani Ferdi'nin oynamasına da gerek yok gibisinden. Çünkü Ferdi de şey var. Uğur Meleke'nin açıklaması var. Şimdi Luan Perez'e falan biz ölü fiyatına teklifte bulunduk. Hatta ben üyelere duyumu verdiğim zaman dedim ki ben inanmıyorum. İmkanı yok. Lan adamlar dört almış zaten. İmkanı yok dedim. Tuhaf geldi duyum ama vereyim dedim. Hatta zayıf duyum diye verdim. Çünkü ben inanmıyordum. Ama gerçek çıktı. Ki bu ara zayıf duyum biraz şifre gibi oldu. Zayıf duyum diyorum. Hepsi çıkıyor zayıf duyum dediklerimin. Ne hikmetse. Uğur Meleke. Bak Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının ardından bazı açıklamalarda bulunmuş. Ben çok kısa olarak onu şey yapayım. Ee, sadece bir, bir iki kısmı aldım arkadaşlar. Hepsini almadım. Yazıyı internetten bulup okuyabilirsiniz. Ferdi kolunu bağlamamalı diyor. Ben 6'yı kaçırmasına rağmen Valencia dünün iyilerindendi diyor maçın. Tüm pozisyonların içinde vardı. İsmail Yüksek yürekliydi. Osay Samuel canlıydı. Ferdi aslında iyi başlamıştı. Ama şu kollarını bağlama hastalığını terk etmesi gerekiyor. Birinci golde Keziora'ya verdiği fırsatın büyük nedeni kollarını bağlayıp kendini kilitlemesi. Şöyle duruyor ya. Ya gerek yok arkadaşım. Hani oradan şut çekecek olsa zaten şut çekme anında kapatırsın elini yüzünü. <laughs> sol kanat SOS veriyordu diyor. İkinci gol öncesinde Fenerbahçe'nin sol kanadı sürekli SOS veriyor. Ama rakip Sağbek Karavayev ile Fenerbahçe'nin o dakikalardaki sol açığı Lincoln bir türlü gelmiyordu diyor. İşte burada da komedi bu. Lincoln sol açıkta denendi hazırlık maçında tırttı. Sağ açıkta denendi tırttı. Forvet arkasında müthişti. Goller, asistler yaptı. Bak forvet arkasında. Ben Joshua King'in forvet arkası olmasına hayretler içerisinde baktım. Ya King'i forvet koy, Link arkasına koy. Valencia oynayacak diye bir kural yok ki. Valencia kafasında çizmiş futbolu. Bak dünkü maç, şey, iki gün önceki maçta. Forvet'te King, forvet arkasında Lincoln. Solda yine Rossi olsun. İrfancan ilk maçın en kötüsüydü. Sağda Rossi olsun. Bak sağda Rossi olsun. Solda Buruma ile başla ya da sağda Emre Mor olsun. İrfancan'a da mesaj ver arkadaş sen kötüydün de. Yani kadro mühendisinde de sıkıntı var. Neyse. Lincoln geri gelmiyordu. Fenerbahçe tüm hazırlık maçtan da izledim. Buruma Lincoln kanatlarına dönüldüğünde Salla iyi oynadığı bir bölüm ben hatırlamıyorum diyor. Belli ki Jesus hatırlıyor ki dün de Buruma Lincoln riskini aldı yine diyor. Bak Buruma yine kanatta Eh ee, hiç değildi ama Lincoln kanatta imkansız. Ömer Üründül. Jesus büyük hata yaptı bak. Bu da çok hoşuma gitti. Şimdi hepsini okumayacağım arkadaşlar merak etmeyin. Ömer Üründül'ün e, köşe yazısından bir kısım. Fenerbahçe ilk yarım saat oyunu tamamen karşı alana yıktı. Futbolcular hırslıydı, Önde etkili baskılı yapıyorlardı. Ancak üçüncü bölgede üretkenlik için gereken aksiyon çok yetersizdi. Valencia Joshua King birbirlerini tanımadıklarından aralarında olumlu bağlantıyı kuramıyorlardı diyor. Doğru mu arkadaşlar? Valencia ile King bir bağlantı kuramadı. Rakip kenarları yardımlaşmalı iyi kapattığından kanatlar işlemiyordu. Devrenin son 15 dakikasında Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin baskısını kırdı. İkinci yarı yine Fenerbahçe atak başladı ama 4 dakika içinde her şey ters yüz oldu. Önce İsmail ikinci sarı. Bana göre hakemin kararı çok ağırdı. Yoruma açık olmaması lazım. Kırmızıdan kısa süre sonra Dinamo Kiev skor avantajı yakalanca işler çıkmaza girdi diyor. Fenerbahçe yine oyunu bırakmıyordu. Baskıyı sürekli arttırıyordu. Bu sefer Valencia kazanılan penaltıyı kaçırınca moraller çöktü. Ama futbol bu. Belli olmuyor. Rakibin başarılı kalecisi önemli bir zamanlama tas yaptı. Salah'ı son dakikada skor eşitledi. Ancak uzatma çok riskliydi. Bir kişi eksiksin. Yorulmuşsun. Değişikliklerle düzen iyice arızaya uğramış. Orta sahanın yükü bir tek Crespo'ya kalmış. Uzatmanın tümünde sürekli gol, arayan Dinamo Kiev en sonunda aradığını buldu ve tur geçti. Tabii ki Lucescu'yu ve talebelerini zor başardıkları için kutlamak lazım diyor. Gelelim Jorge Jesus'a. Bakın buraya dikkat. Çok kötü bir teknik direktörlük sınavı verdi. Fizik gücü çok yetersiz İrfan Can ile ilk yarıyı takıma bir kişi eksik oynattı. Takımın en güçlü ve etkili presçisi Genç İsmail ama sarı kartı olduğundan bence devrede Crespo ile değiştirilmeliydi. Lincoln yerine de takımı tanıyan Zaits'i almalıydı ki. Bunlar çok ciddi hatalar diyor. Ben şunu da belirteyim. Zaits kim? Hani kimden bahsediyor Zaits derken? Mesaj aldınız değil mi? <laughs> Şimdi aynı Jesus takıma güvenip bugün takım olduk demiş. Mesela maçın sonrasında ulaşmış bazı arkadaşlar. Futbolcularına tek tek sarılmış. Demiş ki bugün bir maç kaybettik ama bir takım kazandık. Çok koştunuz, çok savaştınız. Bir buçuk saat on kişi oynadınız. Bu hiç kolay değil. Bugün elemeden elendik ama gelecek başarı dolu olacak demiş. İnşallah. Şimdi Fenerbahçe yönetiminden de istifa geldi. Arkadaşlar biraz nefes almadan konuşuyorum ama yani dakika çok geçti diye şey yapıyorum. Kusuruma bakmayın. Fenerbahçe yönetiminde fikir ayrılıkları nedeniyle istifa kararı geldi. Az ee, Aziz Yıldırım döneminde de görev yapan Ali Koç döneminde Fenerbahçe yönetim ve icra kurulu üyesi olan Ömer Temelli istifa etti. Temelli istifa etti hem de. Ömer Temelli istifa ettim. Şimdi fikir ayrılıkları falan filan diye Fenerbahçe'den açıklama. Kulübümüzün yönetim kurulu üyesi Sayın Ömer Temelli kulüp yönetim kurulu üyeliğiyle birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmişti. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz. Ne oluyor lan? Bu arada Ömer Temelli, Ali Koç döneminde Semih Özsoy, Metin Şen, Alper Pirşen ve TFF yönetim kuruluna geçen lüket Küçük Ezbercin'in ardından istifa eden 5. isim oldu. Ömer Temelli de bir mesaj paylaştı. Camiamızın dikkatine. Kulübümüzün 14 yıl Buluğda yürüttüğüm yöneticilik görevini geçen sene kulübümüze hizmet etmek Fenerbahçe'nin yanında olmak için kabul ettim. Yaşadığımız göğüs tarzıcılıkları dolayısıyla yeteri kadar faydalı olamayacağını gördüğüm için yöneticilik görevini bırakmak kararı aldım. Fenerbahçe için her şeyin hayırlı olmasını diliyorum. Bu sezon taraftarımız şampiyonluk yolunda kulübümüzün ve takımımızın hep yanında olsunlar. Ben geçmişte olduğu gibi her zaman Fenerbahçe'nin yanındayım demiş Ömer Temelli. Hocam ne oluyor? Fikir ayrılıkları. Bak işte görüş ayrılıkları. Ali Koç işte forvete transfer edemedi ya şöyle böyle arkadaşlar. Hiç mi ailesiyle zaman geçirmeyecek insanlar? Hiç mi ailevi meselelerden istifa etmeyecekler? Hiç mi aileliği meselelerden dolayı şey yapmayacaklar? Gözünüzü sevin, bu nedir ya? Yani bu nedir ya? Bu nedir Allah aşkına ya? Özünüzü seveyim ya. Ya arkadaşlar. Ömer Temelli'nin istifası <laughs> ailesine daha fazla zaman ayırmak için vesaire. Ha şu var. Başarısızlık. Ya her başarısızlıkta bir şey söyleyeceğim bak. Şimdi bu cümlem her yere çekilebilir bir cümle. Hani adam demiş ya işte annemin evinde demiş kadın şu vardı bu vardı babamın evinde şu vardı falan. Rahmet Kemal Sunal filminde de bir repliktir bu. Orada kalsaydın o zaman diyor. Yani, Orada kalsaydın o zaman diyor. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Sanki 15 senedir her sene düzenli şampiyonlar ligine katılıyoruz da ilk defa katılmamışız tepkisi veriyorsunuz. Ya 15 senedir niye katılamıyorsun 14 senedir? Gelip eleniyorsun. Gelip eleniyorsun. Ya yapmayın etmeyin arkadaşlar. Sanki her sene gitmişsin gibi. Ha şu gerçek. Evet forvetin yetişmesi lazımdı kabul. Ya ben şunu söyleyeyim. Futbolcuların beceriksizliği, hakemin yanlı tutumu, şanssızlıklar ya hepsi üst üste gelir mi abi ya? Ya hepsi üst üste gelir mi ya? Ya sadece şunu söyleyeyim. Valencia'nın sayılmayan golü sayılsaydı biz dünkü maçı 5-0 kazandık. 10-0 kazan dedik belki. Yani 10-0 abartıyorum da. Kesinlikle kazandıydık. Valencia'nın o top gol olsaydı İrfan direkten dönen de gol olurdu. Sadece ikisi gol olsa maçı 2-0 kazan Valencia'nın özür dilerim. Joshua King'in e ben çok umutluydum. Hatta hatırlayın. King, Arao, İsmail Yüksek. Bakın arkadaşlar. Arao gelmeden çöpledik. İki maçtır maçın adamı Arao seçiliyor. Farkında mısınız? Acaba biz mi futboldan anlamıyoruz? Önyargılı mıyız? İki maçtır maçın adamı Arao seçiliyor. Üstelik ofans oynarken. 30 şut çekmişiz iki maçta. Attığımız gol sadece bir. 30 şuta sadece bir gol atıyorsan suçu stoperde arama. Suçu başkasında arama. Suçu forvette ara. Ya da forvet işini becerenler de ara. Yani hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ee, ne diyeyim? Çok sıkıntılı bir süreç ya. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Değişim her zaman sancılı olur. Şu an bana deyin ki Mustafa hocam bize bir cümle kur. Size bir cümle kurayım mı? Bugün bana birisi desin ki mesela dişlerim. Bak araları falan çok açık. Bana birisi desin ki dişlerini... Yani 15-16 yaşındaki o müthiş haline bürüyeceğiz. Hiç acı çekmeyeceksin. 50 bin lira vereceksin. 60 bin lira vereyim. 60 bin lira vermeye razıyım. Bak 50 bin lira ver. hiç acı çekmeyeceksin. Direkt de öyle olacak. Ömrü billah da böyle kalacak. 50 bin lira dediler 60 bin lira vereyim. İyi de hocam 60 bin lira çok büyük para. Siz dişlerinizle yaptığınız işlemleri çok mu küçük görüyorsunuz? Abi işlediğiniz günahların çoğu dişiniz yüzünden. Ağzınızda bir şeyleri fazladan çiğnemek için. Niye fazla para? Daha lüks şeyler yiyeyim, etli yiyeyim, lokantaya gideyim, şunu yapayım, bunu yapayım. İşlediğiniz günahların çoğu dişinizde fazladan, fazladan bir şey çiğnemek için. Başka bir şey için değil. Düşündüğün zaman bak ne kadar önemli bir şey. Ne kadar önemli bir parça değil mi diş? Ne kadar önemli. Göz, göz mesela benim göz. Hani lazer mazer teknolojisi falan filan var. O yüzden ona çok girmiyorum da. Mesela bir saç. Siz saç ekemeni kolay bir şey mi zannediyorsunuz? Ya da ya Allah'ın verdiğini sahip çıkın abi. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an söylüyorum. Şu an hani saçtan inşallah toparlarsa bir de dişçiye gideceğim. Diyeceğim ya benim şu dişlere bir şekil düzen ver abi. Ben hani e, sızlıyor araya kaçıyor bilmem ne yapıyor falan filan. Bak diyeceksiniz ki hocam ne gerek var ya yaşayan bilir. Şimdi Fenerbahçe'ye uyarlıyorum. Size birisi dedi ki, dedi ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elenecek ama şampiyon şey UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu olacak. Hem de Süper Lig'in şampiyonu olacak. Ne dersiniz abi? İyi ki elenmişiz Şampiyonlar Ligi'nden der misiniz? Ben derim. Ha yanlış anlaşılmasın. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanır mı? Değil. Geçen sene Pereira'da, bu sene Jesus da aynı şeyi söyledi. Tecrübe. Siz tecrübeyi çok basit alıyorsunuz. Bakın, Kiev maçları oynanmadan benim bir cümlem vardı. Hatırlıyor musunuz? Allah rızası için. Bana bugün futboldan anlamıyor diyen arkadaşlar sizi futbol bilgimle Rovaşatı'ya kalkıp top diye oynayarak 90'a çakar gol atarım. Dedim ki Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorsan bulduğunu atacaksın. Yani yakaladığını atacaksın. Bulduğunu yutacaksın. Bitti. Adam sana hücum mu yapıyor? Engelleyeceksin. Bir şekilde engelleyeceksin. Pozisyona girdin mi? Atacaksın. Bu seviyenin şeyi bu. Biz çok iyi oynadık. Rakibi dövdük. Tek kale top oynadık. Görün bakın bunu diyen takımlar hep hüsrana uğrar dedim. Hakikaten biz hüsrana uğradık. Bunu diyen de bizik. Benim. Sizsiniz. İki maçta da biz rakibi dövdük değil mi arkadaşlar? İki maçta biz farkı kaçırdık değil mi arkadaşlar? İki maçta belki atmamız gereken 6-7 gol vardı. Haksız mıyım? Çok değil. iki tane fazladan atsak biz zaten turu geçmiş oluyoruz. Hatta daha da abartayım. İlk maçta bir tane atmış olsak biz yine turu geçerdik. İlk maçta bir tane atsak. Anlatabiliyor muyum? bu seviyenin takımının tecrübe eksikliği burada işte. Ha UEFA Avrupa Ligi. Nispeten yakaladığını atacaksın. Nispeten bulduğunu yutacaksın. Yani Dinamo Kiev karşısındaki futbolunu UEFA Avrupa Ligi'nde sergilersen bitiriciliğin bir tık daha üste çıkarsa hiçbir şey hayal değil. Hiçbir şey hayal değil. Geçen seneki kazanan takımı delik deşik ettin sen. Geçen seneki takım bir tek seni yenemedi. Sen de penaltı kaçırdın son dakikada. Belki onu atsan bir tek sana yenilmiş olacak. Değil mi? Ondan önceki senelerde hatırlayın arkadaşlar. Elimizden kaçan, grubumuzdan çıkan takımlar gitti final oynadı ya. Bizim ne eksiğimiz var? Bak şunu söyleyeyim. Avrupa takımlarıyla Türk takımlarının futbol arasında uçurum var diyordum. Doğru. Ama o uçurumu Jesus kapatıyor. Ama bu sancılı bir süreç. Bu sistem. Sistemin oturması öyle 5 dakikalık 10 dakikalık bir işlem değil. Yanılırsınız. Ama hocam bir buçuk aydır takımın başında. Bir buçuk ay yeter de artar. La Casa de Papel diye bir dizi var. Yüzde yüz izlemişsinizdir. İzlediğiniz için soruyorum size. Kaç ayda hazırlandılar bir soyguna? 6-7 ay falan sürdü herhalde değil mi? Ve ilk soru şuydu. Ya bir soyguna 6-7 ay hazırlanılır mı ya? Ya sen de ne kardeşim ya? Ya 6-7 ay, ay ne demek ya? İnsanın ömründen gidiyor ya. Ya profesör mü profesör bir şeyler diyorsun o ya. Sen de bir şey söyle Tokyo bacı ya. Ya hayır bak Tokyo sen, sen, sen önce önce sen bir konuş. falan. Düşünsene Aziz Yıldırım'ın <laughs> ağzına böyle şeyleri edit yapmayı yani montajlamayı kanalda sunmayı falan çok istiyorum da telif yer miyiz ya da sadece görsel olarak. Mesela profesörün işte tam toplantı anı oraya Aziz Yıldırım ekleyip. Ya sen de söyle ya. Sitokom. Ya tövbe estağfurullah böyle isim mi konuldu ya? Ya o kardeşim İstanbul'da, de, Kayseri de, Ya Şitokol ne ya? Sen, sen şey ne kardeşim ya? Falan. <laughs> <laughs> Aziz Yıldırım bekleyecek falan. <laughs> Oradan işte Ermantor. Şimdi Aziz Başkanım. Bu adamın... <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse moralinizi bozmayayım. Aklınıza kötü şeyleri getirmeyeyim. <laughs> Ama böyle bir şey yapsak bence bence tutar ya. Bence tutar ya gerçekten. Ama işte bilmiyorum tutmazsa da boşuna uğraşmış olur. Neyse uzun lafın kısası. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Züğür tesellisi yapmıyorum ha. Şampiyonlar Ligi'nde edindik. Alsın UEFA Avrupa Ligi elemesindeyiz falan bunu yapmıyorum. Bu değil. Bu değil. Ama harbi söylüyorum. Bizim seviyemiz o değil. Bak Trabzonspor. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah e, ee, yani ne diyeyim Türk hakemlerinin yönettiği gibi maçlarını yönetirler de Şampiyonlar Ligi'ne kalırlar diyeyim. Yani inşallah kalırlar diyeyim. Ne diyeyim arkadaşlar? Şimdi bunu bile başka tarafından anlayacak millet ama Fenerbahçe'nin Kiev maçındaki gibi bir hakem yönetimiyle karşılaşırlarsa değil Şampiyonlar Ligi UEFA bile şey yapmaz. Orada bile rezil olurlar. Şu dünkü hakem yönetimini bizim Türk takımlarından herhangi birisi yaşasın. Bakın bakalım ne küfürler duyacaksınız. Böyle bir rezalet yoktu. Ama diyorum bak Trabzonspor için de değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için. Hiçbirimiz için Şampiyonlar Ligi seviyesi değil. Geçen sene gördünüz Beşiktaş'ı nasıl tokatladılar. Sıfır çekip gönderdiler. Değil mi? Olsun hocam para aldılar. He baş dua ile piyanişle sövüşlendiler. Aleş teşki ile falan sövüşlendiler. Sırf 4 fut, 3 futbolcunun yıllık ücret toplamı 12 milyon euroydu vergisiz. Şampiyonlar Ligi'nden gelen para da oraya gitti. İnşallah Fenerbahçe için hayırlısı olur arkadaşlar. Ee, ama bu istifa dediğim gibi kişisel bir istifa Transferler konusunda da bakın Atağa kalktık Luan Perez hayırlı olsun Kap geldi ee, Mustafa Önlüke konusunda da Siz bu videoyu izlerken Ya da izledikten sonra açıklama gelecektir arkadaşlar ee, Oradaki sözüm yarım kaldı ama <laughs> Dediğim gibi biz hangi dala olmaz diye Teklif verecek hepsi kabul etmeye başladı Çünkü niye biliyor musunuz Bak futbolcu futboldan anlıyor Birçok taraftarımız anlamıyor. Futbolcu diyor ki "Ulan bu Jesus ne top oynatıyor lan? Benim bu takıma gitmem lazım." diyor. İnşallah sizler de anlarsınız Fenerbahçelimizin oyun kıymetini. Ha ben Poliyan'la şu bu değilim. Ama Ersun Yanal'ın 2013-2014'ünde ne hissettiysem şimdi de aynısını hissediyorum. Hani Fenerbahçeliler bilir, hisseder. Bu sene o sene falan filan var ya. Ben buna karşıyım. Öyle hisle misle olmuyor. Bana kalsa benim hislerim çok kuvvetliydi. Kesinlikle 2-0 kazanırız diyordum. Hislerim çok aşırı kuvvetliydi çok kuvvetliydi. Kesinlikle 2-0 kazanırız diyordum. Olmadı abi. Olmadı. 2-0 değil 5 0da da kazanabilirdik. King'in golünü say. İrfan'ınki direkten dönmesin. Penaltıyı at. 3. Yani sadece bu pozisyonlar 3. Hakkımızda ailesi olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu arada tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanaldasınız. Ama e, şurayı da inşallah kısa süre içerisinde 25.100 yaparız. Yani 25.00 yetmiyor. Kanalın daha da büyümesi lazım. Büyür inşallah arkadaşlar. Allah emanet olun. Görüşmek üzere.